İslam, Sayın Gülen ve Hizmet, insanlara sevgi için yaptıkları şeyleri yapmaları konusunda ilham oluyorsa, bu çılgın, modern dünyada sevgi için bir şey yapılabiliyorsa, o zaman gerçekten hepimiz için umut var demektir. Adım Dr. Jane Malden. Üniteryen, üniversalist bir papazım. Kilisemde ulusal ve bölgesel olarak liderlik pozisyonlarında aktif görev aldım. Dinler arası diyalog ve anlayışın, hizmetin bir odağı olduğunu biliyorum. Beni hizmetin dünyasına getiren şey de bu oldu. Hem akademik anlamda hem de seçtiğim iş alanı olan papazlıkta diyaloğa ve farklı dinlerden, farklı geçmişlerden ve kültürlerden olan insanları anlamaya odaklanmış bir hayatım oldu. Ama Hizmetle karşılaşıncaya kadar Müslüman dünyasından kimseyle bu kadar zengin ve derin bir deneyim yaşamamıştım. Hizmet beni farklılıklarla derin yoğun ve dürüst bir diyaloğa ve özellikle karşılıklı anlayışa davet etti. Dini geleneğimiz ne olursa olsun, eğer bizi birbirimizi sevmeye davet eden bir Allah'tan ilham almışsak, çok ortak noktamız ve birlikte yapabileceğimiz çok şey var demektir. Farklı sözlerle dua ediyor olabiliriz. Ama eğer Allah bizleri birbirimizi sevmeye davet ediyorsa bu durumda siz ve benim paylaşacağımız çok şey var demektir. Beraber bu dünya için yapabileceğimiz çok iyi şeyler var demektir. Hizmet benim bunu anlamama yardım etti. Milyonlarca Müslüman kız kardeşim ve erkek kardeşimle daha önce hiç kurabileceğimi bilmediğim bir şekilde diyalog kurma yolu öğrendim ve bu tecrübe için derinden minnettarım. Bu düşüncelerimi birçok kilise konuşmasında, pazar sabahı vaazını verirken de paylaştım. Yazdığım bazı yazılarda da bundan bahsettim. Benim alanımdan diğer papazlarla da paylaştım. Kilise gruplarında hizmetten bahsettim. İslam'ın dünyaya sunabileceği güzellikleri daha derinden anlayabilmemdeki kaynağım olan Sayın Gülen'den söz ettim. Amerika'da Sıklıkla olduğu üzere Hristiyanlar İslam'ın teröristler tarafından yorumlanma şeklinden dolayı endişe duyduklarında onlara hizmetle hizmet mensuplarıyla ve Atlas Derneği ile olan kendi tecrübelerimi anlattım. İslam'ın bizi nasıl da sevgiye ve dünyada iyi işler yapmaya davet ettiğini kendi deneyimlerime dayanarak anlatabildim. Bunların hepsi bu diyaloğun sayesinde. Hizmetin bana sunduğu dinler arası anlayışın sayesinde. Bu sayede dünyada anlayışın sesleri arasına bir ses olarak ben de katılmış oldum. Hizmetin eğitime olan vurgusu derinden etkilendiğim ve beni gerçekten hizmete çeken bir şey. Çünkü eğitime odaklanmak akıllardan korkmadığımızı gösteriyor. Çalışan akıldan korkmuyoruz. Gençlerimizin düşünmeyi öğrenmesinden korkmuyoruz. Gençlerimize düşünmeyi öğretmek, zihinlerini açmak gerçekten güzel bir geleceği mümkün kılıyor. Eğitimin gelecek umudumuz için temel olması fikrinden çok etkilendim. Birkaç ay önce Türkiye'ye seyahat ettiğimde İstanbul'da hem bir üniversiteyi hem de bir liseyi ziyaret etmek gibi harika bir fırsatım oldu. İki okulda hizmet tarafından açılmıştı ve idare ediliyordu. Genç insanların enerjisinden ve hevesinden çok etkilenmiştim. Onlarla oturup konuşma ve ilişki kurma fırsatımız oldu. Açıkça görülüyordu ki, öğrencilere sorgulama, öğrenme ve düşünme imkanları verilmişti. Ziyaret ettiğim üniversitede birçok ülkeden öğrenciler vardı. Gülüyorlardı, konuşuyorlardı. Kitapları üzerine bir şeyler tartışıyorlardı. Tıp alanının bir parçası olabilmek için laboratuvarlarda yoğun şekilde çalışıyorlardı. Gelecek neslin liderleri olmak için çalışıyorlardı. Ve dünyanın her yerinden gelmişlerdi ve bu imkan onlara hizmet tarafından sunulmuştu. Çünkü hizmet gördüğüm kadarıyla eğitimin bizi nasıl yoksulluktan, kederden, terörizmden, umutsuzluktan kurtaracağını gerçekten anlıyor. Bizi bunlardan kurtaracak bir şey varsa o eğitimdir. Eğitim gerçekten geleceğe geçiş kapısıdır. Hizmetin yardım faaliyetlerinden ve dünyanın her yerindeki insanlara ulaşmasından çok etkilendim. Nerede olursa olsun, afetlere hemen cevap vermeleri çok etkileyici. Etnik kökene ya da sıkıntı yaşayan insanların dinine bakmadan sadece ihtiyaca odaklanıyorlar. Derin, insani ihtiyaca odaklanıyorlar. Hizmetin İnsanları kendine bağlamaya çalışmadan yardım yapmaya odaklanmasını tamamen destekliyor ve alkışlıyorum. Eğer benim için şunları yaparsan sana bu yiyeceği vereceğim demeden yardım ediyorlar. Hizmetin bunu yaptığını hiçbir zaman görmedim. Sadece hizmet etme isteği gördüm. İhtiyaç içindeki insanlara hizmet etme isteği gördüm. Ben Türkiye'deyken hizmet mensubu insanlarla seyahat ettim. Harekete derinden adanmış olan erkeklerle, kadınlarla, çocuklarla ve gençlerle tanıştım. Aklımın bir tarafında belki gerçek olamayacak kadar iyidir. Neler oluyor? Çözemediğim gizli bir şey mi var düşüncesini yaşayıp duruyordum. Tüm hayatımı gözümün önüne getiriyordum. Ama bu kültürü erkeklerin ve kadınların nasıl bu kadar bencillikten uzak olabileceklerini anlayamıyordum. Çok hoş bir evde birkaç Amerikalı ile birlikte oturuyorduk. Biri Musevi, diğerleri Hristiyan batılı misafirler olarak oturduk ve çok güzel bir iftar yemeği sonrası sohbet ettik. Oradaki kadınlar ve erkekler öğretmen, iş adamları, avukat, muhasebeci ve yöneticiydiler. Kadınlar eğitimli ve düşünceliydi. Gençler çok mutluydu. Ve oradaki her aile gelirlerinin büyük bir bölümünü hizmete destek olabilmek için veriyordu. Amerika'da Hristiyan kiliselerimizi sözde desteklememiz gerekirken biri gelirinin %10'unu bir kiliseye verirse bu oldukça övgü toplayacak bir şey olur. Hristiyan kutsal metinleri tarafından teşvik ediliyor olmasına rağmen açıkçası birinin %10 vermesi çok nadir olan bir şey. Öğreniyordum ki bu aileler bundan çok daha fazla veriyorlar her yıl kendi ailelerinden ciddi şekilde fedakarlık yaparak eğitim projelerini, yardım projelerini, diyaloğu desteklemek için, dinler arası anlayışı desteklemek için çok daha fazla oranda para veriyorlar. Bu nasıl gerçek olabilir diye düşündüm. İnsanlar nasıl bu kadar fedakarlık edip kendilerinin ve ailelerinin kaynaklarını paylaşabilirler? Gerçekten neler oluyor diye düşündüm. O akşamın ilerleyen saatlerinde bu hizmet ailesinin evindeki harika iftar yemeğinin ardından iki fincan harika çay içtim. Sonra o odadaki kadınlara ve erkeklere bakıp "Söyler misiniz, bunları neden yapıyorsunuz? Neden bu kadar veriyorsunuz? Neden bu kadar çok şey yapıyorsunuz?" diye sordum. Bir an bile tereddüt etmeden odadaki üç erkek aynı anda sevgi için yapıyoruz dediler. Şaşkına dönmüştüm. Şoka uğramıştım. Şu an o anı hatırlamak bile gözlerimi dolduruyor. Hepimizin tecrübe ettiği tüm sıkıntıları yaşarken dünyada birbirimiz için iyi eşler olmak adına mücadele verirken bu insanlar sevgi için veriyorlar. Bilirsiniz, Hristiyanlar her şeyin anahtarının sevgi olduğunu iddia eder. Hatta biz Hristiyanları sevgimizden tanırlar diye bir şarkı bile var. Ama henüz Hristiyanların sevgi için kendi hayatlarımızı feda ediyoruz dediğini duymadım. Bize bunu söyleyen bir ilahiyatçı değildi. Bir imam değildi. Bunu söyleyen bir avukattı, bir muhasebeciydi, bir ev hanımıydı. Bunu sevgi için yapıyoruz dediler. Bunun üstüne geriye gidip İslam anlayışımı ve İslam'a olan saygımı gerçekten iyi bir şekilde gözden geçirmem gerekiyordu. İslam, sayın gülen ve hizmet İnsanlara sevgi için yaptıkları şeyleri yapmaları konusunda ilham oluyorsa bu çılgın modern dünyada sevgi için bir şey yapılabiliyorsa o zaman gerçekten hepimiz için umut var demektir. Sayın Güleni insanlara birbirlerini samimi şekilde sevmeleri için dünyadaki iyi işler yapılması için yapabilecekleri için, yapmaları gereken şeylerin en iyisini yapmaları için ilham veren biri olarak görüyorum. Hizmet hareketi daha geniş temelli olsaydı, bugün dünyada yaşadığımız sorunları yaşamazdık diye düşünüyorum.